14 yaşındayım. Fotoğraf atölyesindeyim. Babam matbaacı, annem ev hanımı. Aile durumu 7 kardeş. Baba vefat. Annen işi yok. Abim yurt dışında çalışıyor. Bizim ailenin fotoğraflarını çektim. Sonra bu okulun fotoğraflarını çektim. Bizim apartmanda oturuyor. Lisede okulu bıraktı. Şu anda da çalışıyor. Okulda okulu bırakan çok kişi var. Hani şu anda hatta 8'e gitmesi gerekirken şu an evli olanlar da var. Okulu sevmiyordu. Her gün okuldan kaçıyordu. Ya hepsi ergenliğin şeyleri bence. Böyle aşk, meşk, böyle evlenelim. Çok saçma. Dışarıda hep gezinir, okula gelmez. Der ki okul çok kötü diyor. Hiç gelmem diyor. Boş boşuna saat sabahın 7'sinde geliyorum diyor. Yok. Bırakmam okulu. O kadar da değil. Türkiye'de okulu terk oranları çok yüksek. Okul çağında olduğu halde okulda olmayan çocuk nerede olabilir? Ya sokakta olabilir, ya kayıt dışı bir şekilde çalıştırılıyor olabilir. Ya da erken yaşta evlendirilmiş olabilir. Biz okulu terki önlemek için çalışıyoruz. Benim Okulum Benim Haklarım projesi Karagümrük Ortaokulu'nda uygulanıyor. Bu projeyle çocuğu odağa alarak onunla ilişkili tüm aktörlerle, yani öğretmenleriyle, velileriyle okul terkini önleme amaçlı faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Işık kalem gibi demiştiniz ya, ama bu iş çok fazla aşırıya kaçmış. Sanki orada uzayda inmeyeceksin. Hayır. Bence de öyle. Çocuklarla ritim, fotoğraf, çocuk hakları ve toplumsal cinsiyet temalı atölyeler yürütüyoruz. Ritim atölyesi çok iyi bir duygu düzenleme aracı. Kendini ve bir başkasını dinlemeyi çok iyi öğretiyor. Ekip olmayı, birlikte davranmayı çok iyi öğretiyor. Aynı zamanda çok eğlenceli bir atölye. Haklar ve toplumsal cinsiyet atölyelerini biz okulda oyun eşliğinde yapıyoruz. Oyun oynayarak çocuklar problem çözme öğreniyorlar, sosyalleşiyorlar ve karar alma becerileri gelişiyor. Ve bu proje kapsamında uyguladığımız türden faaliyetlerin tüm eğitim sistemine dahil edilmesini arzuluyoruz.